Sayın Milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz faaliyet vermektedir. Bunlar voleybol, basketbol, masa tenisi. Haliç Belediyesi malumunuz üzere 1 Nisan 2014 tarihinde kurulmuş yeni bir belediyedir. O bakımdan biz gençlerimizin sokaktan uzaklaşmasını, teknoloji bağımlılığı da dahil olmak üzere tüm bağımlılıklardan kurtulmasını temin etmek amacıyla ve aynı zamanda belediyemizin, ilçemizin ve ilimizin tüm Türkiye'de tanınmasını temin etmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek gayesiyle spor alanında çalışmalara başladık. Çeşitli alanlarda, futbol dışında, salon sporlarında gençlerimizin sporla tanışmasını ve bizimle kaynaşmasını temin etmek amacıyla kickbox, voleybol, atletizm, basketbol, handbol imkanımız olmasa da şişme bir yüzme havuzuyla burada yüzme kutsalımız başlamıştır. Halk oyunları buna ilave edildi. Kulübümüzde şu anda 3 tane milli sporcumuz var. İkisi kickbox dalında, birisi voleybol dalında milli sporculardır. Şu anda Avrupa'da yapılacak olan şampiyonada bizi kickbox dalında Türk milli takımında Haliç Belediyespor'da iki sporcumuz temsil edecektir. Bu gördüğünüz gençler bizim istikbalimiz. Bu gördüğünüz gençler Urfa'nın istikbali, Türkiye'nin istikbali. Onun için büyük bir ihtimamla, büyük bir özenle onların geleceğini Sayın Bakanımızın da desteğiyle, Sayın Yöneticilerimizin de desteğiyle geleceklerini düzenlemek istiyoruz. Ve ülkemizin geleceğini düzenlemiş oluyoruz. AK Parti esas itibariyle icraatlarıyla konuşuyor. Yaptıklarıyla konuşuyor. Geçmişten bu yana öyleydi, bugünden sonra da öyle olacak. Bu kısa süre içerisinde birçok temel atışı ve birçok açılışları yaptık. Bu açılış önemli bir açılış, gençlerimize yönelik bir açılış. Haliç Belediye Başkanımızı bu yönüyle tebrik ediyorum. Ancak bir şeyi de ifade etmeden geçmeyeceğim. Gerçekten konuşmak çok kolay. Bir şeyler söylemek çok kolay. Alırsın bir kitabı, alırsın bir güzel sözü, okursun. Ama icraat önemli. Ve bir teşekkürü de Sayın Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a yapmak istiyorum. Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız olan gençlerimizi sokaklardan, kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan kurtaran spora böyle güzel bir tesisi kazandırdığı için özellikle teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün bürokratlara, bütün memurlara, çalışan A'dan Z'ye, bütün personeline çok teşekkür ediyorum. Bu salonların, bu sahaların kazandırılması bizim için çok önemlidir. Haliç Belediye'miz bu eksikliği her zaman farkında olan bir başkanımızdır. Özellikle gençliğin sadece derslerde değil, o gençliğin enerjisini en verimli şekilde kullanacağı alanlarda da muhakkak altyapıların olmasına dikkat etmekteydi. Bunu beraber pek çok kez müzakere ettik. İşte bu Özdek Spor Salonu'nun kapalı spor salonunun açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu depo olarak kullanılan atıl vaziyetteki bu salonun gençlerimize, evlatlarımıza kazandırılmasına vesile olan Haliç Belediye Başkanımıza Fevzi Bey'e çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Değerli gençler, sevgili gençler, gençlik gelecek demek. Gençliği olmayan milletlerin geleceğinden bahsedilemez. Dolayısıyla gençlerimizin durumları, gençlerimizin yetiştirdikleri ortamlar ve gençlerimizin değer yargıları son derece önem arz ediyor. Milli ve manevi değerlerimize bağlı gençlik istiyoruz. Değer yargılarından soyutlanmış, koparılmış bir gençliğin ne ailesine faydası vardır, ne milletine faydası vardır. Bu salon gençlerimize
bütün eğitim dönemindeki sevgili yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye başkanımızı bir kez daha kutluyorum. Bunların sayısının artırılmasının önemini de vurgulayarak hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Spor kompleksinin açılışı yapıyorlar. Tüm sağlık konusunda hayırlı olmalı sunuyoruz. Hocam.